çok mu seviyorum? Olmasa yaşayamaz mıyım bilmiyorum ama hayatımın bir vazgeçilmezi oldu. Bu çiğ köftemiz hepinize yetmez, bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim, yetmez. Bu çiğ köfte üzerine bir türkümüz var. Aman, 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 aman. Hele birer lokma alın. Yandı bile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkın amba haşan göze, doyulur mu doyulur mu? Yandı bile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkın amba haşan göze, doyulur mu doyulur mu? Şu köfte Urfa yöresine ait. Yani Elazığ'da, Adıyaman'da olmazsa önemli değil. Urfa yöresine ait. Daha doğrusu Arap yemeği, yani lahmacun, çiğ köfte, yani oradan aslında gelme. Ama Urfa sahiplenmiş. Bir yıl önce Afyon bayimiz kendisine hedef koydu. Ben dedi, bir ton çiğ köfte satacağım. Bununla ilgili reklamlar yaptı, menü boardlar yaptı ve bu hedefini yakaladı. Yani bir ton dile kolay, yani bir bayinin bir ton çiğ köfte satması inanılmaz bir şey. Çiğ köfte ucuz ve doyurucu bir ürün. Çocuklar ve gençler, özellikle de gençler, öğrenciler çok seviyorlar. Dürüm ayranla karınlarını doyurabiliyorlar. Gece geç vakte kadar burada durmamız sebebi, çalışmamız sebebi öğrenciler. Öğrenciler tabii ki çok fazla yiyor. Ortaokul ve ilkokul yiyor, lise çok fazla yemiyor. Lisenin herhalde harçlıkları başka yerlere gidiyor. Yabancılar çok seviyor. İngiliz yiyor, Amerikan yiyor, Alman yiyor, Fransız yiyor ve çok seviyorlar. Yelpaze bu genişlikte, bu aralıkta. Şanlıurfa ile Adıyaman arasındaki çiğ köfte tartışmasına Elazığ'da eklendi. Elazığlı çiğ köfteciler tartışmada biz de varız diyor, çiğ köfteye sahip çıkıyor. Ben şu an 22 yaşındayım ve 2010'larda lisenin başındayken ben hatırlıyorum. Yavaş yavaş böyle her köşe başında bir çiğ köfteci dükkanı açılmaya başladı. Ama bunlar çiğ köfte dürüm satıyordu 1 liraya. Ve bir liseli çocuk için 1 liraya bir çiğ köfte dürüm alıp doymak ekstrem bir şey ya. O kadar severek yiyorduk ki. O günden beri çiğ köfte benim en sevdiğim besin. Aslında evden eve çok geç geliyorum ben işten. Ve böyle olduğunda eve gidip saatlerce ne yiyeceğimi düşünemem yani. Çünkü duş alacağım, yatacağım. Bu kadar hayatım. Üzüleceğiymiş gerçekten. Neyse. Bir şey yemeyi düşündüğüm saniye benim uyku saatinden gidiyor. O yüzden en son yemek sepetinde ne söylediysem ona basıyorum. Son siparişi tekrarla. Ondan sonra işte o da çiğ köfte. Ama haftada en az 2-3 kere söylerim. Her akşam olmasa da yine de yani haftanın 4 günü falan çiğ köfte yiyorum galiba. Yani çiğ köfteyi niye yemez ki bir insan? Herkes yiyebilir çiğ köfteyi. 10-12 yaşındaydım. Bir tanıdığımız elinde yapmıştı. Ne kadar lezzetli bir şeymiş oldum. Daha sonra aradan zaman geçti. Bu çiğ köfteciler artmaya başladıktan sonra onlardan, dükkanlardan yediğimde aynı tadı alamadım. Aslında siz çiğ köfte yemiyorsunuz. Aslında siz bulgur, salça, birkaç baharatın karışımı olan kısır gibi bir şey yiyorsunuz. Gerçek çiğ köfteciyim aslında. Etsiz çiğ köfte samimi değil bir kere. E tabi canım. Yani etli çiğ köfte olmadığı için etçiler de otçular da yiyor. Başka bir şey yok. Ama veganlara da sağlık olsun. Ben nasıl vegan oldum? Öncelikle ben Manisa'da doğdum, büyüdüm. Ama aslen Erzurumluyduk biz. Erzurum yöresinin yemeklerini yapıyorlardı ve o yemekleri istiyorlardı masalarında. Ben de onların çocuğu olarak o besinlerle büyüdüm ve o besinlere alıştım. Ben et yemeyi bu kadar seven birisi olarak et yemeyi bıraktım. Hayvansal herhangi bir ürünü kullanmayı bıraktım. Bunun sebebi tabii başta felsefeyle ilgilenmem. Her nerede olursanız olun, İstanbul'da olun, Manisa'da olun. İki temel şey var. Birisi bir problem, birisi de bir kolaylık. Problem olan her yerde sürekli kırmızı et ve beyaz et görmeniz. Ama bunların hepsinde bulabileceğiniz basit bir şey var, çiğ köfte. O çiğ köfte bizi biraz kurtarıyor hem öğrenci olduğumuz için hem de vegan bir ürün olduğu için, bulgurdan olduğu için, kolay yapıldı ve ucuz olduğu için. Çiğ köfte bizi pek çok defa kurtarıyor. Türk Standartları Enstitüsü, Güneydoğu'nun bu eşsiz lezzetine yeni kriterler getirdi. Asla lavaşla yemem, asla dürüm yemem. Çünkü lavaşa saygım var ve o şey lavaş değil. Kesinlikle marulla başlarım. İki tane sıkım bir kere pek olmalı. Sonra... Bana göre çiğ köfteyi kesin şöyle yenmeli, çiğ köfte kesin şöyle yenmeli diye bir kural olmaması gerekiyor. Ağzına atarsın. Üçüncü ve dördüncü nar ekşisiyle. Beşinci, altıncı. Bir lahmacuncumuz var. Lahmacuncudan 2-3 lahmacun alıyoruz, paket yaptırıyoruz. Arka sokaktaki çiğ köfteciye gidiyoruz. Lahmacunu lavaş gibi kullanıp çiğ köfteyi sarıp yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Sonrasında acı sos falan bir şekilde gidiyor. 400 gram bir şekilde bitiyor. İşte o lavaşını ya da acısını, nar ekşisini falan tüketmiyorum. Onları da başka yönden sağlıksız. Çiğ köfteyi yiyorum. Yanında marulunu, rokasını, maydanozunu yiyorum. O şekilde tüketiyorum her seferinde.
Sırası var ama yani. Herkese merhaba. Bugün sizlere çiğ köfte challenge yapacağız. Ben kazanmış oldum. Tebrik et beni. Tebrikler. Sanırım geçen seneydi, 2016 senesindeydi. Çiğ köfte dükkanı en fazla açılan dükkanlar arasında bir numaradaydı. O da niye? İşte dediğim gibi 10 liraya, 12 bin liraya, 15 bin liraya bir dükkanı açabiliyorsunuz. Ya açılması kolay. Yani sermaye gerektirmeyen bir iş. Son 4 sene içinde çok fazla var. 15-20 bin lira param varsa bir çiğ köfte dükkanı açayım veya devralayayım diyebiliyorsun. 10 bin liraya açarsın yani, normal bir dükkan tut 2 bin liraya. Masa, sandalye, tezgah. Bakıyorlar, internetten araştırıyorlar, sağa sola gidiyorlar, çiğ köfte dükkanlarına gidiyorlar. Aa, burası bu kadar ucuza mal oluyor, ben de kendi işimin patronu olayım diyorlar. İşte yaz akarsan zaten dolapları kolacı, ayrancı veriyor. Açarsın ama yaz satması, satamıyorsun. Mesela son 4 sene içinde bu civarda bana yakın 7 tane çiğ köfte dükkanı açıldı ve kapandı. Tabii açıldığı gibi kapanıyor da mesela. Benim yanıma 15-20 tane açtılar. Yani o yapıyor, biz de yaparız. Ama öyle değil işte. Onun bir altyapısı var, bir yani en basit bir iş gibi görünüyor ama öyle değil işte. Günümüzde bugün işte nedir? Çiğ köfte gündemdedir. Nedir? Pilavcı gündemdedir. Nedir? İşte küçük kafeler, mini kafeler. İnsanlar ekonomi şeylerine nasıl mutlu olurum, nasıl böyle daha büyük para harcamadan karnını doyurabilir, keyif alabileceği ortamlar, mekanlar arıyor. Eskiden çiğ köfte atıştırmalık bir üründü. Ya yemeklerden önce veya yemeklerden sonra tüketilirdi. Artık bu ürün bir fast food mantığıyla karın doyurma ürünü haline geldi. Ve biz de bu şekilde bir müşteri grubuyla fast food sektörüne girmiş olduk. Hem tüketiciler uygun ekonomik bir ürün olduğu için rağbet ediyor ürünlerimize. Hem de akademisyenler var, öğretmenler var, öğrenciler var, ev hanımları var. Bunlar gerçekten çiğ köftenin cazibesine kapılmış ve bu işi gerçekten yapmak isteyerek gelmiş insanlar. CHP'li Ayto Atıcı sordu. Çiğ köfte haram mı, helal mi? Haram mıdır, helal mıdır? Ben burayı 2012 senesinde açtım. Faal olarak 6 senedir devam ediyorum. 3 tane üniversite bitirdim ben. Açıkçası verilen rakamlar çok düşüktü. Benim yanımda çalışan arkadaşıma daha fazla maaş veriyordum. Bana öyle teklifler geldi ki hiçbirini kabul edemedim haliyle. Beyaz yakalı olarak birçok firmada üst düzey yönetici olarak çalıştım. Ama hep birinin emri altında çalışıyorsun. Acaba yapabilir miyiz, nasıldır diye düşünürken bu şubeyi açtık. 15 ay oldu biz şubemizi açalı. Benim arkadaşım bu işi yapıyordu. O bana ön ayak oldu. Ender, böyle böyle bir pozisyon var. Birkaç senedir ben bu işi yapıyorum. Denemek istersen başlayabilirsin dedi. Ben öyle başladım işe. Bu benim kendi işim ilk. Uzun yıllar ben başkalarının yanında çalıştım. Maaşlı çalıştım. 6 sene önce buraya aldım. Kendi işim oldu. Kendi dükkanım oldu. Buraya aldım. Severek yapıyorum. Bir de ben Egeliyim. Bizim Ege'de çiğ köfte kültürü yoktur yani. Ben bu işe başlamadan önce çok fazla tüketmiyordum çiğ köfte. Tabii bu işe başladıktan sonra İçin içindeyim artık. Bıkılacak bir şey değil, güzel bir şey. Bir insan 15 aydır her gün çiğ köfte yer mi? Ben her gün çiğ köfte yiyorum. Seyyar başladık aslında, parasızlıktan başladık. Sonra iş, yani hem kendimizin esnaflığı hem yaptığımız ürünün güzelliğinden dolayı işimiz biraz ilerleyince dükkana geçtik. Evet tabii. Hep burada bu Kızıltoprak'taydım. Yani 19 senedir. Yani benim burada stadın yanında olmam da büyük bir avantaj. Çabuk tanımam da. 15 günde bir 50 bin kişi geliyordu yani. Oradan da bir çok büyük faydası var sağ olsun Fenerbahçelilerden. Kadın çiğ köfteci olmak. İlk bu tezgahın arkasına geçtiğim zaman ilk gelen müşteriler beni gördüklerinde böyle bir kalmışlardı. Onu çok çok iyi hatırlıyorum. Böyle kalıyorlar aynen öyle. Birçok insan da alışık değil. Hani çiğ köfteci dendiği zaman hep böyle koca koca adamlar düşünülür. Bülent Ersoy çiğ köfteyi afiyetle ağzına atıyor. Sonra... Yeter ağırda! Allah Allah görsün beni. Baktığınız zaman hani çok güzel bir rakam diyebilirsiniz. 12'ye aldığınız bir ürünü 35 liraya satıyor olarak düşünebilirsiniz ama 12 artı yeşillik, roka, maydanoz, göbek, limon ekstraları koyduğunuz zaman rakam çok yükseliyor. Mecburen kurye ile çalışmak zorundasınız. Servis sağlayan arkadaşlarla çalışmak zorundasınız. O zaman da yemek sepeti devreye giriyor. Yemek sepeti komisyonu oranları çok yüksek. %12 artı KDV'de çalışıyorlar, artı Joker diye bir kampanya var. Buradan da halkımız bilinçlensin biraz aslında. Joker bize tamamıyla külfet. Şu an Yemek Sepeti'nin uyguladığı politikada Joker kampanyası. 30 liralık alışverişe 20 lira, 40 liralık alışverişe 25 lira, 70 liralık alışveriş 45 lira. Yemek Sepeti'nde biliyorsunuz Joker indirimi var. 40 liralık söylüyorsunuz, 25 lira ödüyorsunuz.
Ben tek başıma kalıyorum mesela. Ben 40 liralık bir çiğ köfte söylediğinde yaklaşık 1,5 kilo ya 1 kilo 300 grama denk geliyor. Ve bu beni 2 gün, 2,5 gün doyuruyor. Şimdi ben 25 liraya 2,5 gün doyabiliyorsam neden çiğ köfte söylemeyeyim ki? Mesela 30 liralık alışveriş yapıyor müşterimiz. Günde bir sefer bir kişiye mahsus bu. Bize 20 lira ödeme yapıyor. Bu 20 liranın biz 5 lirasını yemek sepetine veriyoruz. Geri kalıyor 15 lira. O 20 liranın üzerinden de komisyon alıyor. Haliyle Joker'e giden her ürün, bir de tabii bunlara motorcu ve benzin maliyetlerini de koyarsanız hiçbir şey bırakmıyor. Diyelim. Yerli bir marka olarak Türkiye'nin en büyük franchise markasıyız. Bugün yaklaşık 950 civarında şubeye sahip olduk. Mesela o şube verenler 10 tane, ben sayayım isterseniz markaları, hepsi benim yanıma dükkan açtı. Hepsi battı gitti. Adamlar ağlıyor ya, onlara beddua ede ede gittiler. Yani şimdi ben burada 19 senedeyim, yani bu adam benim yanıma niye getirip açtırıyorsunuz kardeşim? Yani 30-40 milyar da parasını aldılar. Ciro olarak rakamını telaffuz etmek isterse yaklaşık 150 milyon TL gibi bir aylık ciro gerçekleşiyor. İşte düşünce ne? Ne varsa ben de yaparım, satarım. Ne varsa çiğ köfte. Bundan daha basit bir iş yok. Diyorum sen öğretmen olabilir misin? 3 günde değil, 3 günde öğretmen ol. 3 günde de esnaf olamazsın abi. Sonra şu anda en son 4200 metrekare kapalı bir alanda yaklaşık günlük ortalama 20 tona yakın ürün üretiyoruz. Bir de dağıldıkça şeyi düşürüyorsun, kaliteyi düşürüyorsun. Yani biz fazla açılmak yani isteyenler var da biz yanaşmadık fazla. Yani çok şube çok iş anlamına gelmiyor. DYP grup toplantı salonunda milletvekilleri ve bakanlar için çiğ köfte, lahmacun ziyafeti düzenlendi. Çiğ köftenin kıvama gelip gelmediği önce kontrol edildi. Grup salonunun tavanına atılan çiğ köfte harcının parçaları yapışınca ustalar tamam kıvamında dediler. Hani insanlar şunu da düşünebilir. Ya çiğ köfteniz hazır geliyor zaten. Yaptığınız hiçbir şey yok. Ustalık istemiyor. Sadece böyle bir tabağın içerisine iki tane çiğ köfteyi sıkıp insanlara vermek değil çiğ köfteci olmak. Evet, ustalık istemiyor. 2-3 günde tezgahta o sıkmayı, dürüm yapmayı öğrenebilirsiniz. Azıcık maharetiniz varsa. Ama bunun dışında bir yeşillik ayağı var bu işin. Piyasa araştırması, halden alınması, buz almak zorundasınız. Hal gece gidilen bir şey. Gece 2-3'te orada olmanız lazım. Sabah açıyorum. 2 saat bir yeşillikleri yıkamakla geçiyor benim. Çünkü ben de yiyorum, çocuklarım da yiyor. Onlar hakikaten güzellikle bu tezgah hazırlamak bayağı bir meşakkat. Aslında kolay göründüğü kadar arkasında çok zor. Mesela örnek verelim. Bir de yemek sepeti Bahariye bölgesinde de minimum tutuyor. 5 yıl olacak diyor. Yani bir dürüm bir ayrana tekabül ediyor. Sağ olsun insanlarımız bir dürüm bir ayran söylüyor. 4. kata çıkartıyorsunuz 5 lira. Yemek sepeti komisyonu yarısı düştü. Bunları hesap edin motorcu ve benzin maliyeti. İyi akşamlar efendim diyorsunuz. Buyurun efendim diyorsunuz. Kredi kartı komisyon binecek. Kredi kartını çekiyor. Afiyet olsun efendim. Çünkü artık yemek sepeti denen bir şey var. İnsanlar bir her şeyi oturduğu yerde hemen ayağıma gelsin istiyor. Ve paket servis vermek zorundasınız ki bu piyasada paketçi tutmak, motorcu tutmak, elinde çalıştırmak, personel çalıştırmak çok çok zor. Bu hani şey gibi, kuryeci en alt segmenttir. Yani nasıl diyeyim size, horda görmek değil aslında. Ben inanılmaz saygı duyuyorum. Kendim de yapıyorum çünkü. Ama kapıya gelen bir insan kim olursa olsun bir güler yüz tebessüm gösterilir değil mi? Sadece güler yüz, teşekkürler, elinize sağlık, sizi yorduk. Bu. Bahşiş vermesi, vermemesi sadece bu. Dediğim gibi müşteri buradaki dükkanı bilmiyor. Bizim yüzümüz motorcu arkadaşlarımız. Like this, eh? Inside, no? You know, it's hot. I like hot. I just seviyorum. Çok, çok, çok seviyorum. Çok beklenti içine girmemen gerekiyor yani bu küçük sermayeyle açtığım dükkanı. Kapatanların kapatma sebepleri de işte müşteri iletişimi düşüktür. İşte güler yüz göstermek lazım, samimi olmak lazım. Karşıdaki müşteriyi aldatmamak lazım. Yani sattığınızın ürünün iyi olması lazım. Ürünün lezzetli olup olmaması önemli. İstikrar yakalayıp yakalayamadığı önemli. Sadece diyebileceğim hani asgari ücretle bir yerde çalışmaktansa ufak bir işletmem olsun, kendi işim olsun diyenler bu işe girsinler. Şöyle bir şey olabilir, sadece çiğ köfte konsepti olmasın, yanında ekstralarla bu işi destekleyebilirler, turşudur, midyedir. Zaten müşterinin gözünden hiçbir şekilde bir şey kaçmıyor yani. Onu anlıyor, seziyor, hem damak tadı olarak hem sizin kişilik olarak onu yani cezbetmek lazım. Hayat aslında böyle yani, sadece esnaflık değil. Çiğ köfteciye yürüyerek gidip adamın o dürümün sarışını izlemek
Çünkü yanlış bir şey yapamıyor adam. Siz onu izliyorsunuz. Özellikle bakıyorum adam ne koydu, ne koymadı. Abi şunu koyacak mısın? Abi bunu koymayı unutma. Abi limon biraz daha sıkar mısın? Abi sosu unutma. Vesaire yaptığınızda adam ister istemez iyi soruyor. Anlıyor çünkü. Bu çocuk çiğ köfteden anlıyor. Bu adam çiğ köfteden anlıyor. Ben buna iyi bir çiğ köfte vereyim. Mesela diğer çiğ köfteciler sos kullanıyor. Onu ben kullanmıyorum. Hem tadını değiştiriyor hem kusurunu örtüyor aslında o sos. Çünkü sos tadı geliyor, çiğ köfte tadı gelmiyor. Ama yurda getirdiğinde siz adama diyemiyorsunuz ki usta bu dürümler ne? Yarısı nar ekşisi. Yani tadını saklamak için, tadına da güvenmediği için nar ekşisini basıyor içine. Usta bu dürümler ne? İşte nar ekşisi dürüm yiyorum ben. Çiğ köfte yok içinde diyemiyorsunuz adama. Adam der ki lan oradan zaten 25 liraya 50 liralık yiyorsun. Her zaman bekleriz. Sadece çekim için değil, müşteri olarak da gelin. Misafirimiz olun.